Soyguncular dün gece iş başındaydı. İstanbul Başakşehir'de bir kuyumcuya giren 5 kişilik çete 3 kilo altın çalıp tam 9 milyon liralık vurgun yaptı. Kaçarken güvenlik görevlisini fark ettiği şüpheliler onu da silahla tehdit ettiler. İşte o anlar. Gram altın, yüzük, bileklik, külye. Yeni mal getirdim. Bayram için. Bunlar hep almışlar. Biri çuvalı açtı, diğerleri altınları topladı. Kuyumcuya giren çete 9 milyonluk vurgun yaptı. Gerçekten kahroldum yani. İlk defa böyle bir şey oluyor. Güvenlik görevlisinin fark ettiği soyguncular onu da silahla tehdit edip kayıplara karıştı. Şu an ortada 3 kilo altın yani 9 milyon TL olarak gitti. Görüntünün adresi Başakşehir. Hırsızlar 5 kişiydi. İkisi araçta beklerken diğerleri kuyumcunun önüne geldi. Nasıl oldu bilinmez ama önce kepengi uzaktan kumandayla açtılar. Sonra ellerindeki levyelerle kapıyı kırıp içeriye daldılar. Sonra burada hemen gelmişler levyeyle. Cam kırılmış. Cam kırıldıktan sonra burada bir altın var. Onların altını almış. Bunlar altın dolu. Bunlar küçük parçalar. Biz bunları toplayacağız. Bir gün falan sürer. Dükkanın içi altın doluydu. Suç ortakları tam da bu noktaya geldi. Çekmeceyi açtı. Biri çuvalı tutarken diğeri de çekmecede ve tezgahtaki tüm altınları o çuvalın içine doldurdu. Bunlar tableyle almışlar. Çuval koymuş. Hepsi bunlar dolu. Bizde yer yok, bir yer kalmamış. Bu yüzden bırakıyoruz. Hırsızlar işlerini bitirdi. Dışarı çıktıklarında hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaştılar. Güvenlik görevlisi onları fark etmişti. Yanlarına geldi ve hırsızlardan biri o görevliye silah doğrulttu. Ne demişler güvenliğe? Silah çıkarınca güvenlik dedi, git ne yapıyorsun burada? Dedi ya geri gelirsin ya vuracağım size. Nasıl girdiler, nasıl öyle yapmışlar? Polis o gece iki kuyumcuyu daha soyduğu belirlenen çetenin peşinde.